Değerli kardeşlerim, daha sorular çok. Cinler insanlarla iletişime geçer mi? Geçerler. Görünürler ama bize zarar veremezler. Görünmelerinden korkmayın. Gördüm hocam diyor. Gör. Beni de görüyorsun. Hırsızı da görüyorsun. Hırsızdan korkuyor mu? Bir işin yok ki yani. Yoldan geçerken yanından geçen katil mi, sarhoş mu, deli mi, manyak mı, sadist mi biliyor musun? Yok. E görüyoruz ama. Cinleri de görürüz. Bir şey olmaz. Bundan korkmayın. Eûzu racim diyen bir insana Allah'ın yarattığı hiçbir canlı zarar veremez. Bunu bilin. Siz var, adam ölüden korkuyor. Ölüden ne korkuyorsun? İnsandan kork. Böyle bir şey etmez ya. Cinden korkuyor. Cin ne yapacak sana ya? Hocam diyor muska yapmışlar. Diyor. Ne yapacak muska yapınca? Dünyanın bütün muskalarını getirin abu suyun içine koyup içeceğim. Bir şey olmaz. Niye? Ben Resulullah'tan duydum. Hazreti Muhammed Mustafa yani hadisi şerif okudum. Diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fissema ve huves semiul alim bunu üç kere diyen insana Allah iki tane onu yeryüzünde her şeyden koruyacak melek görevlendirir akşama kadar. Bundan ayrılma der. Hani yanı yabancı bir ülkeye gidersiniz de bir koruma verirler. Aman bunun yanından ayrılma derler ya Allah koruma veririm diyor. Onun için siz cinlerden şeytanlardan korkmayın. Biz ibadet edip Allah'a kul olmaya bakmalıyız. Dua vakti geldi kardeşlerim. Şöyle hemen hızlı bir iki soruya daha bakayım. Azrail nasıl fıtrattadır? Azrail tek fıtratta değildir. Melekler senin gibi sarışınsan sarışınsın, karaysan karasın böyle değil melekler. Melekler nurdur. Kavanozda olurlar, vazoda olurlar, ağaçta olurlar, adamda olurlar, çocukta olurlar, melekler balık olurlar, melekler elma olurlar. Melekler bir şekil değildir, tek sabit değildir. Azrail hep bir şey değildir yani. Azrail şöyle bir şey, öyle bekliyor, değil. Azrail'e sen bakarsın bir şey görürsün, o bakar başka bir şey görür. Azrail'in altındaki asıl naziat ve naşitattan korkun Naşitattan korkmayın da naziyattan korkun yani. Değerli kardeşlerim, Hristiyanlar melekleri niye dişi olarak nitelemişler? Şöyle, bu bir işte eski ilahiyat, o Hristiyan ilahiyatında onlar kanatlı. Kur'an-ı Kerim'de de var. Melekler kanatlıdır. Altı kanadı olanlar var mesela. Boğa, kanatlı boğa şeklinde melekler var. Biz bunları göreceğiz cennette. Değerli kardeşlerim, değişik tipte melekler var. Bunu eski dinlerde de var. Bizden önceki, biz ilk defa Allah'la konuşan Hazreti Muhammed değil ki, ondan önce Hazreti İsa'ya vahiy geldi, ondan önce Hazreti Musa'ya geldi. Yani kardeşlerim, melekleri onlar böyle kanatlı olunca onu bir dişi kız şeklinde çizmiş ilk defa birisi, onlar heykele resime meraklı olduğu için ondan kalmış Melekler zannediyorlar kız. Melekler kız da değildir, oğlan da değildir. Melekler bize kız şeklinde de görünür, oğlan şeklinde de görünür. Mesela Lut peygamberin kavmini imtihan etmek için yüzünde hiç kıl bitmemiş, aynı kızların yüzü gibi böyle tertemiz, parlak bir oğlan çocuğu 16-17 yaşında insanların sapık insanların sulanacağı güzellikte iki oğlan çocuğu olarak geldi iki melek. Peygamberimiz diyor ki 5 gece vardır ki Allah o gecelerde duaları reddetmez. Niye 5 diyor? Niye 6 demiyor? Niye 20 demiyor? Bak 5 gece diyor. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor bunu. 5 gece var ki diyor. Allah o gecelerde duaları reddetmez diyor. E peygamberimiz tavsiye ediyor. Gece ne demek? Arapça leyl demek, Farsça kandil demek ya. Kandil gece demek zaten. Berat Kandili, Berat gecesi demek zaten. Kandil yok, gece yok mu o zaman? Gündüz mü şu anda kandil işte? Bugün kandil aha şu anda. Yani gece. Dolayısıyla Böyle boş yere kuru kuruya muhalefet etmek için inatçılığa gerek yok. Kardeşlerim kandil gecelerinde yani mübarek geceler. Peygamberimiz diyor ki cuma geceleri yapılan duaları Allah reddetmez. Bayram gecelerinde yapılan duaları Allah reddetmez. Ramazan bayramı var ya Ramazan bayramı 1-2-3 arefeden başlayacaksın. Bizim mesela oralarda arefe günü bayramda önce arefe günü mezara giderler. Bayram sabahı gidenler de olur. Ama daha çok arefe günü ikindi namazında giderlerdi mezarlara. Bu Anadolu'da hala var zannediyorum birçok yerde. Gene bunu yapın. Mezarlara giderler. Niye biliyor musunuz? Bizden önce ölüp gitmiş bayramlaşamayacak insanlarla bayramlaşmak için. Onlar da bayramını bayram etsin. Mezar da onlar da bayram etsin diye biz önce onlara gideriz. Sonra en yakın akraba adam başlanır. Adam tutuyor. Ben diyor Kastamonu'da bir şeyh efendi var onun elini öpmeye gidiyorum diyor bayram günü. Çarpsın seni o şeyh değil mi <laughs> Ne işin var şeyhte ya? Anan baban var senin ya. Hanımın var ya. İnsan ailesiyle bayramlaşır. Önce en yakın akrabayla bayramlaşılır. Ondan sonra falan yerde hoca efendi var, şeyh efendi var ona da git başka gün. Ama öyle ilk gün sırayı bozma. Ananın, babanın, halanın, teyzenin önünde değil dünyanın hiçbir tarikat şeyhi, hiçbir Allah dostu, hiçbir evliya senin halandan daha önce değil. Bunu bil. Bunu bil. Bak ben ilahiyatçıyım, az çok tam hoca değilsem de yarım hoca da değilim. Bir şeyler biliyorum, okuyorum. Ve okuduğumu anlatıyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de akraba hakkını böyle anlatıyor. Akraba hakkı böyle büyük bir haktır. Onun için akrabalarla önce bayramlaşılır, sonra öğretmeninin elini öpmeye de git, sana Kur'an öğreten hocanın da elini öpmeye git, Efendim şeyh efendinin elini öpmeye git. Tabii ki Allah dostlarının duasını isteriz. Ama Allah dostunun duası mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir Allah dostu değil mi? Evet ben ona inanıyorum. Allah şefaatinden ayırmasın. Ama iyi bilin ki Müslümanlar bana teyzemin duasından daha büyük değil Abdülkadir Geylani Hazretlerinin duası. Bunu bilin. Millete bu söylenmezse bu kadar açık bir şekilde çocuklar bunu bilmiyor. Falan yerde bir hoca varmış, gidek diyor dua ettirek de bizim kız koca bulsun diyor. Öyle bir şey yok ya. Affedersiniz. Öyle bir şey yok ya. Biz Allah için ben sana söyleyeyim. Ananın babanın duasından daha büyük dua yok. Anne baba duası peygamberlerin ümmetine yaptığı dua gibidir. En büyük duadır. Allah bizi Allah dostlarının da ama önce akrabalarımızın duasıyla zenginleştirsin. Değerli kardeşlerim, tevbe etmemiz lazım. Tevbe edip yükleri atmak lazım. Yük fazla olunca insan koşamıyor, değil mi? Mesela yarış oluyor. Birine bakıyorsun, bu şişman diyorum, bu koşamaz diyor. Nereden biliyorsun şişman diyorsun, affedersin. Kilosu fazla demek yani. Demek ki fazla kilosu olan adam koşamadığı gibi cennete de erken giremez yani yükü çok olan, günahı çok olan. Onun için yükleri atmak lazım. Öyle rejim, mecim, diyet isteyene falan gitmeye de gerek yok ha. Allah'ım tövbe ettim ya Rabbi. İçime bir ferahlık ver. Kalbime bir kuvvet ver ya Rabbi. Bundan sonra namazımı bırakmayayım. Bana yardım et ya Rabbi de. Aha sana diyet isteyen. Aha bu. Bu kadar kolay. Tevbe etmek en bedava iş. Gönülden inanarak Allah beni her yerde duyuyor. Allah beni her zaman işitiyor. Sabahın üçünde de Allah'a yalvarsam. Akşamın beşinde de Allah'a yalvarsam. Cenab-ı Hak karanlıkta da, aydınlıkta da, gecede, gündüzde her an beni duyuyor, işitiyor diye inanıp, Allah'a güvenip Allah'a tövbe edelim. Mesela berat gecesi size tavsiye ediyorum. Bir, yüz defa estağfirullahel azim deyin. Yüz defa. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüzüncüye Muhammedur Resulullah'ı da ekleyin. Mesela yüz defa salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bunu ve ala alihi ve sahbihi ve sellim de diyebilirsiniz. Bir salavat çektiğiniz zaman kema salli tebarikleri de okuyabilirsiniz. Kardeşlerim bu peygamberimize bizi yaklaştırır. Resulullah'la bizi yakın kılar. Salavat Hazreti Muhammed'le muhabbetimizi arttırır sevgimizi arttırır. Bana getirilen salavatları melekler diyor Allah müsaade eder benim ruhuma bildirir diyor. Şimdi ayda yılda bir hatırlayanımı daha çok seversiniz. Hapishanede her gün bana işte çamaşır gönderdi, ekmek gönderdi, selam gönderdi. Her gün beni aradı. Öyle insanı mı daha çok seversiniz? Dolayısıyla peygamber efendimizi de daha çok ne kadar salavatla anarsak, hele berat gecesinde bu peygamberimizi mutlu eder. Bizi ona yaklaştırır. Bunu bir de size tavsiyem, bu dediğim zikirleri ailece toplanın. Çocuklar bak akşam sekizde hepiniz bir arada olun geliyorum deyin hep beraber yapın kadın erkek çoluk çocuk beraber tövbe estağfirullah lazım çocuk görsün bizim ailemizde kandil gecesi böyle bir şey oluyordu desin bilen varsa bir iki sayfa Kur'an okusun onların içinde Kur'an okuma bilen varsa çocuklarda bir iki sayfa kandil gecesi çocuklar başka türlü düzeltemeyiz döverek bağırarak sen ne biçim Müslümansın biz Osmanlı çocuklarıyız falan böyle boş laflarla Çocuk düzeltilmez, yetiştirilmez. Çocuğa güzel örnek olmaktır esas. Kandiller de bunun için iyi bir fırsattır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.